şekilde bu hastalıkla olan maceranız da diyelim. Umudu koru güzel kardeşim. Hadi bakalım yola devam. Plastik cerrahlar, dermatologlar, medikal estetik alanındaki deneyimli 500 doktor 3D dolgu kongresinde bir araya geldi. Tamam güzel. Fransa, Dubai, İspanya ve Almanya'dan gelen yabancı doktorlar bu teknolojiyi Türk meslektaşlarına aktardı. 3D akıllı dolgu teknolojisi 10 dakikada, dikkat buyurun, 10 yıllık gençleşme sağlıyormuş. Hadi hayırlısı. Sanırım iğne yaptı, onu hissetmedim ama. Serap Hanım hissetmedi ama koltuktan kalktıktan sonra endişeli bakışları yerini memnuniyete bıraktı. Gençleşmek için 3D dolgu teknolojisinden yararlandı. Dolgu materyalleri çok tercih ettiğimiz materyaller. Bunlarda da teknolojiyle birlikte bir takım gelişimler söz konusu. 3 boyutlu dolgu molekülleri var. Bu 3 boyutlu dolguların yerleştirilmesiyle birlikte de yüzdeki şekillenme daha güzel, daha doğal ve daha iyi sonuçlar şeklinde. Estetikteki bu yeni teknoloji 3D dolgu teknolojisi. Türkiye'de aynı anda 500 estetik cerrahı ve dermatoloğa tanıtıldı. Sahnede kısa sürede gerçekleşen dolgu uygulamasını cerrahlar ilgiyle takip etti. Yaş ilerleyince normal beklentiler. Enjekte edilebilen ürünlerle en az 10-15 senelik bir zaman kazanmış durumdayız. Almanya, İspanya ve Fransa'dan 3 tanınmış cerrah akıllı dolgu teknolojisini Türk meslektaşlarıyla paylaştı. Kadınların en çok şikayet ettiği dolgu sonrası yapay görünüm ve mimiklerin kaybolması. Bu teknolojiyle ciltte daha doğal bir görünüm elde ediliyor. Etki süresi de 4 yıl. Yemeğe tuz koyar gibi diyorum ben kendi hastalarımı anlatırken. Her zaman için bir anda çok miktarda dolgu yapmak yerine azar azar koyuyor olmak, aşamalı seans seans işlem yapıyor olmak çok doğru bir yaklaşım. Çok güzel. Yaşlanma diye bir şey yok artık. Peki bunun beyin için olanından var mı acaba? Ondan alabilir miyiz? Özellikle benim gibi arkadaşlar için gerekiyor. Kendim için isteyecektim. Doktorla bir konuşayım Reha abi. Beyin için diyorum ha. Şöyle. Hadi bakalım. Malum. Sağ lob. Benim sağ lobumda sıkıntı var. Sol lobda sıkıntı yok da. Efendim.